saatten sonraki durumumuz çok zor Kendal Bey. Öyle deme Oğuz komutan. Mezarı boş mu kalacak kardeşim? Maalesef çok zor. Bence siz anneyi bu duruma yavaş yavaş alıştırsanız iyi olur. Ne zaman bitireceksiniz aramayı? Havanın kararmasıyla birlikte biz de sonlandırırız. Allah'ım ya, ne yapıyor bu kadın? Başımıza iş açacak. Koltuk altına. Sakin, sakin, sakin. Saçları. Sakin. Battaniye al. Yavaş, yavaş yap. Gömleğin düğmeleri sökülmüş. Eğer vücudu şiştiyse üstünden çıkmıştır. Sen beni tehdit mi ediyorsun lan? Ha? Param benim oğlum. Onu yıllar önce elimden aldınız. Hem Ebru ölü doğduğunu zannettiği çocuğunu karşısında görürse mutlu olur. Ben de bu vicdan azabını çekmekten kurtulurum. Buna cesaret edemezsin. Öyle bir ederim ki. Ebru'ya her şeyi anlatırım. Baran'ı da alırım. Yeniden bir aile oluruz.
Hem neden bu hikayenin tek kaybedeni ben oluyorum? Yapamazsın. Buna asla izin vermem. Asla! Ailenin tek geleceği Baran, değil mi? Babam da öyle söylüyordu. Özlem'in de bir kızı olacakmış. Artık hiç umudun kalmadı. Tek umudun Baran. O yüzden bunu ben yaşayayım istemiyorsun. Baran benim oğlum. Bunu hazmedemiyorsun. Ama nafile. O benim oğlum. Yeri de benim yanım. Babası benim. Sus lan! Gebertirim lan seni! Dur abi dur! Kimse bilmeyecek dedin! Ebru Baran'ın Nari'nin değildi. Kendi çocuğu olduğunu bilmeli. Baran senin oğlun değil, benim oğlum! Anladın mı? Anladın mı? Abi! Kimse Baran'ı benden alamaz!